Vay be Seda, Mora. Neren Özel. Yani Neren Özel. Oğlum bir dakika, sırf Warlock lan. Ne tuhaf. Ne tuhaf. Sırf Warlock lan. Aa. Ne kadar değişik. Selam 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 Oğuzhan. Benim arkadaşlar şahsi tercihim Zuya karşı oynamak tabi. Güzel. Şimdi arkadaşlar neden derseniz insanlar çok hata yapıyor bir kere. Değiş tokuşlarda veya desteği modifiye ediyorlar, desteği bozuyorlar filan falan. E şimdi arkadaşlar öbüründe mesela her zaman bir defile, her zaman bir hellfire tehlikesi var. Bir sürü life alıyorlar filan. Yani deminki oyun ucu ucuna oldu, gördünüz işte. Şimdi tabi arkadaşlar adamın desteğini bilmiyor olmak gibi problem var. Bu kart o kadar iyi ki maşallah bütün warlock desteğine girdiği için. O Onur Paşam. Abi. Hah, bizim desteği güzel. Güzel. Ah, boş geçiyor ya. Ah, çok iyi gerçekten açılışta. Ben hala kabul etmiyorum arkadaşlar burada. Bakın. Kombonun bir kısmı varsa Happy Ghoul kabul edilebilir. Life Restore eden veya vuran. Ama ikisi de yoksa olmaz bence. Happy Ghoul geliyor şimdi. Lütfen bir tane gelsin. Aa, Happy Ghoul yok. Oo, bayağı iyi. Hop hop. Annem ben tam sinirlenmesinler. Yanlış kart çektim ben. Vuralım arkadaşlar. Bayağı iyiyiz. Patlağımıza rağmen değil mi arkadaşlar? Leroy'la Soulfire patlak tabi. Finishing blow onlar. Şimdi burada arkadaşlar Despicable Dreadlord önemli. Adamda var mı? Bizde yok çünkü. Okey. Fungal Enchanter. Ben çekelim. Yani Serenite. Aslında arkadaşlar... Ama adam 26. Serenite Chengen Guard Soulfire yapabiliriz arkadaşlar aslında. O da çok kötü değil. Kaç bırakıyoruz adamı? 20. Yani Fungal Enchanter artı Hero Power çok zavallı bir hareket arkadaşlar. Hiçbir şey heal etmiyor. Yani bakın. Adamın yaratığı 2-3 olsa, atıyorum Serenite Chengen olsa adamda, tak tak ikisiyle Serenite Chengen'i indirsem, Fungal Enchanter koysam, fullensem falan harika da. Bence şu an başarılı bir hareket değil. Tabi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Leroy'un gitmesi şu açıdan kötü oluyor. Leroy çok iyi bir kağıt olduğu için değil ama arkadaşlar artık adamın Leroy korkusu yok. Leroy hesaplamak diye bir mecburiyeti yok. Yok yani. Adam diyor ki bir tane Soulfire'ı, bir tane Life Drinker'ı kaldırdım Direct Damage'in namına diyor. Bu kadar yani Direct Damage'im benim şu an. Başka hiçbir şey yok. Abi niye kötü geliyorsun ya? Hadi. Peki. Evet, şimdi bu bayağı ezecek herhalde. Arkadaşlar 8 healing aldık. 3, 6, 8, 10, 11, 14, 17 vurabiliyoruz. Öldürürüz herhalde. Hellfire koyan sivri zekalardan değilse eğer. Şimdi son maça geleceğiz. Rock Fury. Peki. Dayı oğlu ütsün. Çekelim. Bir dakika. Arkadaşlar. Böyle yaparsam artı 3 damage alıyorum. Doğru mu? Bakın çünkü arkadaşlar önemli. Void Walker'la 1 damage kaybediyorum. Fungal Mancer'la 4 damage alıyorum. Artı 3 damage alıyorum demek o. Zaten 17 vuracağım demiştim. Yanlış saymadıysam o zaman öldü. Again, again. Bir şeyler, bir şeyler. Evet, son maç arkadaşlar. Bugün 5-1'iz bu arada şu an. Yok, yok, yok. Olur, olur. Legend oldu mu yaparız. Olabilirsek tabii.
6 maçın 6'sı da Warlock mu geldi? Çok değişik. Ha, bir tane şaman geldi değil mi? Bir tane şaman geldiydi. Even şaman geldiydi. You face Mecha Jiraxxus. Vallahi kardeşim şamanlar çok zor değil bize sanki ama tabi sonuçta şey biraz uyuz. Adı neydi? Shudderwog biraz uyuz arkadaşlar. Life gain'i var. Masa temizleyen kartı var. Evet, Shudderwog. Yani çok büyük ihtimalle. O dün şey yapan Shudderwog beni çıldırtmıştı değil mi, hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bir manası var. Bir kart çekti adam. Destesinden bir tane Glacial Shard çekmişti otur. İkinci Glacial Shard çekmesi lazım. İkinci Glacial Shard geldi yukarıdan. Öyle ölmedi. Üzerine Healing Rain, üzerine bir şeyler, üzerine bir şeyler kurtardı. Evet. Çekeceğiz herhalde. Hmm. O bize vursun. Tabi adamın keleseti bizim kadar efektif değil ama arkadaşlar yine de yani adamın kelesete başlaması çok eğlenceli değil. Nasıl yapabiliriz? Flame Imp artı Voodoo. Şimdi arkadaşlar Voodoo'nun problemi ne? Buna kart çektiriyor. O çok hoş değil açıkçası. Ben yanlış olabilir bilmiyorum. Emin olamam. Hiç Legend gelmedi yalnız. Enteresan, fark ettiniz mi? Yani hani Legend'a gelip rank 1'lere consider ediyor ya bazen. Hiç şansımıza gelmedi. Hep rank 1-2. Okey. Bakalım şimdi arkadaşlar. 4 manamız var. Bir manaya heal'layalım. Çekelim. 4, 7, 9, 14, 17, 20 hertz var masada. Bakalım arkadaşlar. Kötü değiliz ama. Oh. Çaksak mı bir tane? Çok hoşuma gitmiyor arkadaşlar finisher kartlarımı vermek ama. Lütfen Leroy'u götürme diyecektim ya. Abi yapma ya. Ah be. Ah be. Hay Allah. Abi ah. En iyi kağıdımı götürdün ya. Arkadaşlar finisher'dı çok güzel ya. Storm. Ah be abi ya. Ah. Abi geciktirmesen Legend'ım benim de ya. Bu kadar eziyet etmesen. Ya ah be abi ya. Neyse bakalım, belki de gerekmeyecek bile arkadaşlar. Yani hani belki direkt kaybedeceğiz. 19 hertz var. Şöyle yaparsa 16 hertz kalıyor. Okay. İşte arkadaşlar adamın keleseti işe yarıyor yani sonuçta.
Bakalım. Bu şimdi iyi mi? Hı, bu şimdi bayağı iyi sanki. Daha fazlası olmuyor, değil mi? Bu 8 mi oldu şimdi? 8 oldu mu? İşte arkadaşlar Leroy olsa farka bakın şimdi. 3, 4, 5, 7, 11, 13 alt var. Arkadaşlar acaba Void Reaper insan mı? 4, 12, 14, 17, 21, 24 health olacak. Primordial Drake falan. Ay ince. Bence değer. Glacial Shard'ları attı. Ölüyor bence şu an. Okey 15'sin. 4, 7, 9, 10. Legend. Nice. Rahat rahat. 6-1. Volcano olmuyor işte. Volcano olamasın diye bunu indim zaten ben de. Ulan heyecan olmadı Legend'ın anasını satayım. 6-1 yaptık. Buyurun. Legend. En heyecansız Legend'ım oldu yani. Şöyle arkadaşlar. İlk Legend'ım da çok kolay olmuştu. Çok çok güzel bir destem vardı. Ama tabii ilk olduğu için heyecanlanmıştım. Yani bu easy peasy lemon squeezy. Çok güçlü deste bu arkadaşlar. Bu çok rahat Legend olursunuz. Şimdi bakın bu destenin güzelliği şu arkadaşlar. Hunter destleri var ya arkadaşlar şu an popüler olan. Hunter destleri arkadaşlar agresif desteleri